Her zaman olduğu gibi en çok merak edilen konulardan birisi dolar nereye gidecek? Dolar yükselmeye devam edecek mi yoksa düşüş trendi başladı mı? Tekrar o 2018 Ağustos ayındaki yükselişin ardından gördüğümüz gibi bir düşüş trendine girilecek mi? Bu videoda bu sorunun cevabını sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Aynı zamanda da dünyada neler oluyor? Dünyadaki gelişmeler dahilinde altın yükselecek mi yoksa altında bu noktalar, tepe noktaları ve sert satış baskısıyla hızlı düşüşler yaşanacak mı? Bu tabii ki gram altın fiyatını nasıl etkileyecek sorularına bu videoda sizler için yanıt bulmaya çalışacağım. Hepiniz hoş geldiniz sevgili dostlar. Öncelikle rakamlara bakalım. Şu anda saat 15:10-15:20 civarında yapıyorum bu videoyu sizlere. 7.07 civarında bir dolar kuru var. 7.27'ye kadar çıkmıştı. Sonra özellikle perşembe günü BDDK'nın açıklamalarıyla birlikte satışlar geldi ve Merkez Bankası'nın da son mermilerini atmasıyla birlikte 7.07'lere kadar düşürüldü. Öbür taraftan talep de bir miktar azaldı ve doğal olarak 7.07 civarında bir dolar kuruyla karşı karşıyayız. Peki bu baskı devam edecek mi? Bu düşüş devam edecek mi? Bu soruyu özellikle sormamız gerekiyor. Yoksa hızlı bir yükseliş mi olacak dolar kurunda? Bununla ilgili elimize bir yığın argüman var. Bunların hepsini sizlerle paylaşacağım. Öbür taraftan altının onsu da yine saat 15:10-15:11 itibarıyla 1701 dolar seviyesinde. Orada da biliyorsunuz 1720 dolar seviyesine kadar çıktı. Sonra gelen satışlarla 1690'lı seviyeleri de gördü. Tekrar geriye döndü. 1700'ün üzerinde tutunuyor gördüğüm kadarıyla. 1700 bir taban mı? Bir destek mi? Yoksa bir direnç noktası mı? 1700 aşağıya doğru kırılamaz ise bir sonraki aşamada nereye doğru gider bu altının onsu meselesi? Yine bu videoda sizler için değerlendirmeye çalışacağım. Tabi bu arada kritik konulardan birisi Euro-Dolar paritesi. Euro-Dolar paritesi nereye doğru gidecek? Avrupa'daki gelişmelere bağlı olarak biz aşağıya doğru ilerleyen bir parite mi göreceğiz yoksa yukarıya doğru agresif hareketler mi yapacak? Yine bu konuyu da değerlendirmeye çalışacağım. Önemli bir ayrıntıyı öncelikle sizlerle paylaşarak videomuza başlayalım. BDDK'nın biliyorsunuz yakın zamanda çıkarttığı bir yönetmelik vardı Perşembe günü. Bu özellikle basın, ekonomistler, analistler üzerinde çok ciddi bir baskı oluşturuyor endişeleri oluşmuştu. Bizler de bunu dile getirmiştik. Hatta dolar konuşmak yasak babam yasak videomda da bu konuyu detaylı bir şekilde incelemiştim biliyorsunuz. Ve böyle bir şeyin olmaması gerektiğini de ifade etmiştik. Nitekim BDDK'dan da bir açıklama geldi. Hayır, biz bu yönetmeliği sadece bankalardaki, bankacılık işlemlerindeki manipülatif hareketler için yayınladık. Hiçbir şekilde analiz gazetecileri, ekonomistleri yani yorum yapanları bağlayan bir konu değildir açıklamasını yaptı. Bence çok önemli bir açıklama bu. Bu muğlak işin mutlaka netleştirilmesi gerekiyordu. Çünkü manipülasyon temelinde çok yüksek paralarla önce pozisyon almak ardından da bu pozisyonu yalan haberlerle desteklemek vardır. Ya da insider trading dediğimiz içeriden haber alma vardır. Bunların hiçbirini bizler yapmıyoruz. Yapanlar varsa onlar kendi üstlerine alınabilirler. Benim hiçbir zaman böyle bir kaygım olmadı. Bizim yaptığımız tüm yorumlar, tüm analizler aslında küçük yatırımcıya bilgi vermek. Onların doğru bir şekilde hareket etmeleri için bir kaynak olabilmek. BDDK'nın attığı bu adım, bu açıklama bu anlamda önemli. Kendilerini de tebrik ediyorum bu manada. Yaptıkları işi en azından netleştirdikleri için. Gelelim biz şu dolar, altın ve borsa yorumlarımıza. Borsa ne olacak? Bir kere borsalar hem gelen kötü bilançolar hem de gelen kötü haberlerle birlikte hem de kötü ekonomik verilerle birlikte bozulma trendine girecek. Bunun uçarı kaçarı yok. Çok yakın zaman içerisinde başta Amerikan borsaları ve Avrupa borsaları olmak üzere çok sert bir satış baskısıyla karşı karşıya kalacağız. Öbür taraftan altın cephesinde riskler artmaya devam ettikçe altında 1700 dolar seviyesi aşağıya net bir şekilde kırılmadığı sürece yeni rekor denemeleriyle karşı karşıya kalacağız. Çünkü güvenli liman olan altına talep her geçen gün artıyor ve tüm dünyada insanların tasarrufu olan talebi de artıyor. Altının onsu için konuşuyorum. Gram altında senaryo çok daha farklı tabi biliyorsunuz. Bunu zaman zaman dile getiriyorum. Bir kez daha hatırlatalım. Gram altındaki senaryo Türkiye'deki doların fiyatı ve yurt dışındaki onsun fiyatı. Yani yurt dışında ons yükselirse aynı zamanda Türkiye'de de dolarda ciddi bir yükseliş olursa altının gram fiyatı da yukarıya doğru hareket ediyor. Her iki birim düşerse altının gramı düşüyor.
Her iki birimden birisi yükselip öbürü düşerse de aslında bir hedge etkisi yaratıyor. Yani bir denge etkisi yaratıyor ve gram altının fiyatı ne yukarıya doğru hareket ediyor ne de aşağıya doğru hareket ediyor. Sadece çok küçük oynamalar oluyor arkadaşlar. Son dönemde yaşadığımız da bu zaten. Dolar hızlı yükseldi, altın gevşedi. Altın hızlı yükseldi, dolar gevşedi ama gram altının fiyatı belli bir seviyede kalmaya devam etti. Böyle giderse de devam edecek görünen o. Sonuç, onsun düşmesi mümkün mü bu koşullar içerisinde? Hemen şöyle bir bakalım isterseniz. 1. Altına güvenli liman olarak talep çok hızlı bir şekilde devam ediyor tüm dünyada. Amerika'da petrol kuyusu sayısı her geçen gün azalmaya devam ediyor. Son 8 haftadır sürekli olarak düşüş eğiliminde. Bu ne anlama geliyor? Evet, petrole talep hala yok. Sanayi üretimi ya da teknoloji üretimi hızlanmış değil. Arz olsa bile talep olmadığı için üretim bir türlü hareketlenmiyor. Bu nedenle petrole talep olmuyor. Petrol fiyatlarını da düşürüyor bu durum. Üretimi de düşürüyor çünkü üretim maliyetleri artıyor. Depolayacak alan bulunamadığı için. Amerika-Çin ticaret savaşları tekrar gündeme gelmeye başladı. Özellikle Trump'ın açıklamaları, işte bu virüsü Çin çıkarttı açıklamaları arka arkaya geliyordu zaten biliyorsunuz. Bunun üstüne bir de Trump vergileri arttıracağız. Bunun bedelini bir şekilde Çin'e ödeteceğiz deyince işte ticaret savaşları tekrar alevleniyor söylentileri gündeme geldi. Bu da tabii çok kritik bir mesele. Dünyanın zaten sorunları çok ciddi. Pandemiden dolayı bir de üstüne üstlük ticaret savaşı yaşanırsa iş iyiden iyiye kontrolden çıkacak gibi görünüyor. Yani piyasalarda risk algısı daha da artmış durumda. Bunların hepsi altının fiyatının yukarıya çıkmasıyla ilgili baskıları arttırıyor. Bir başka önemli konu, biliyorsunuz pandemiyle ilgili yavaş yavaş daha gevşek bir politika izleyelim. Özellikle Avrupa ülkelerinde ve Amerika'da çok sık konuşulmaya başlandı. Bunu ilk uygulayanlardan birisi Almanya, mağazaları açmaya, alışveriş merkezlerini açmaya başladı ama sıkıntı şu, bu gevşeme politikası izlenmeye başlandıkça Almanya'da vaka sayısı artmaya başladı. Bu da acaba pandemi tekrar hortlayacak mı korkularını arttırıyor. Doğal olarak insanlar her ne kadar ekonomi devletler tarafından açılmaya çalışılsa da bu mağazalara, marketlere, alışveriş merkezlerine gitmiyorlar. Talep çok sınırlı durumda. Yine IMF'den gelen iki önemli açıklama var. Bunlardan birisi ekonomik küçülme ile ilgili beklentilerimizi her geçen gün revize edebiliriz. Küçülmeyi daha da arttırabiliriz diyor. Dünyanın küçülmesi ve ülkelerin küçülmesi ile ilgili beklentilerinden bahsediyor. Aynı zamanda da ticaret savaşlarına atıfta bulunuyor. Hiç zamanı değil diyor. Hem Amerika tarafı hem de Çin tarafına ama bu konu alevlenmeye devam ediyor. Tüm bu başlıklara baktığımız zaman bize anlatılan şey şu aslına bakarsanız. Riskler her geçen gün büyümeye devam edecek. Özellikle dünyada ekonomik riskler artacak bu pandemiyle birlikte. Ekonominin tekrar canlanması çok kolay değil. Ülke ekonomilerinin hızla büyümesi çok kolay değil. Fakirlik ve işsizlik her geçen gün biraz daha artacak. Ki Amerika'da işsizlik rakamları açıklandı pandemi sonrasında. 33 milyon kişi sadece pandemi nedeniyle işsiz kalmış durumda. Sayı her geçen gün biraz daha artacak görünen o. İflaslar da artacak görünen bir başka konu. Ve doğal olarak da sevgili dostlarım riskler arttığı için altın fiyatları üzerindeki baskı da artacak. 1700 dolar kim ne derse desin bir destek noktası haline gelmiş durumda. 1700 dolar zaman zaman aşağıya zorlanıyor. Özellikle hacmin azaldığı zamanlarda, veri akışının zayıfladığı zamanlarda 1700 dolar işte 1698 dolara gidiyor, 1697 dolara gidiyor ama sonuç itibariyle tekrar kendisini 1700 doların üzerine atıyor altın onsu. Demek ki çok sağlam bir destek noktası haline geldi burası teknik olarak bakıldığı zaman. Temel verileri de zaten sizlerle paylaştım. Temel ve teknik nedenler birleştiği an itibariyle ve önümüzdeki süreçte özellikle ikinci çeyrek verilerinin gelmesiyle birlikte birinci çeyrek verilerine göre çok daha dramatik olacak ikinci çeyrek verileri. Büyük ihtimalle risk algısı daha da artacak. Altına olan talep daha da artacak ve altın fiyatları çok sert, çok agresif bir şekilde yukarıya tırmanacak. Yakın zaman içerisinde 1860 dolarlık rekor seviyeyi bile komik olarak görebiliriz arkadaşlar. Çünkü 2000-2500 dolar aralığında gidip gelen bir altın ons fiyatıyla karşılaşabiliriz yakın zaman içerisinde. Bunu bir tarafa koyun öncelikle. Öbür tarafta özellikle yabancıların Türkiye'deki para yönetimiyle ilgili algısı her geçen gün biraz daha bozuluyor. Hem de çok ciddi oranlarda bozuluyor. Bazı tevatürler var. Ben tevatür olarak algılayacağım. Böyle bir şeyin olmadığını düşüneceğim. Berat Albayrak özel bankalarla bir araya geliyor.
geliyor. İşte onlara tehditvari söylemlerde bulunuyor. Borçlarınızı ödemeyiz falan diyor. Ya bunu yapılandırırsınız ya hiç alamazsınız diyor. Bunlar tevatür olarak tarafımdan kabul ediliyor. Ama her ne olursa olsun bu toplantılardan sonra, yani Albayrak'ın yabancı yatırımcılarla gerçekleştirdiği toplantılardan ve özel bankalarla gerçekleştirdiği toplantılardan sonra ortam fena halde gerildi. Bunu da biliyoruz. BDDK arka arkaya açıklamalar yaptı. 3 bankanın işlemini yasakladı. Öyle bir yönetmelik çıktı ki bütün dünya kamuoyunda yer buldu bu konu. Swap'larla ilgili bir türlü adımlar gerçekleşmedi. Sonuçlar alınamadı. Bankalarla ilgili çok sert tedbirler geliştirdi. Aynı gün içerisinde oldu bütün bunlar. Yani bir nevi Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili itirafta bulunuldu sanki. Bizim dolarımız yok kardeşim, borçlarımız var, zorlanıyoruz algısı herkeste oluştu. Özellikle yabancılarda. Bu yabancı bankaların işlem yasağı bugün kaldırılmış olabilir. Yönetmelikle ilgili BDDK, hayır kardeşim bu yorumcuları, analizleri bağlamıyor demiş olabilir. Ama sonuç itibariyle ciddi bir tedirginlik yarattı bu. Doların yukarıya tırmanışının devam edeceğini gösteriyor bize. Özellikle yabancılar Merkez Bankası rezervlerinin iyiden iyiye kendi algısına kapılmış durumda bir. İkincisi, 175 milyar dolarlık bir borç var. Kısa vadeli borç, bir yıl içerisinde ödenmesi gereken borç. Bu borcun da geriye ödenmeyeceğiyle ilgili yabancılar tarafında ciddi bir kaygı oturmuş durumda. Merkez Bankası'nın rezervleriyle ilgili kaygıları destekleyen bir başka konu da yılbaşından bu yana net rezervlerin 40 milyar dolardan 25 milyar dolara düşmüş olması. Merkez Bankası'nın kendi açıklamaları bunlar. Bunlar artık muğlak olmayan konular, net veriler. Bu net veriler ilerleyen günlerde eğer ki borç bulunamazsa, dolar üzerinde kamu bankaları üzerinden yapılan baskı devam ederse erimenin de hızlanacağını gösteriyor bize. Rezerv erimesinin hızlanacağını gösteriyor bize. Swap anlaşmalarına gelince swap anlaşmaları bir türlü yapılamıyor. Amerika tarafından bakıyorsunuz bazı yetkililer, Fed'den yetkililer açıklama yapıyor. Biz sadece finansal verileri güçlü olan ve Amerika ile şüphe uyandırmayacak kadar ilişkileri iyi olan ülkelerle swap anlaşmaları yapıyoruz diyor. Bu ne demek? İşte sizin S-400 meseleniz devam ediyor. Siz zamanında bu yanlış politikaları izleyerek bizi karşınıza aldınız. Aynı zamanda da Merkez Bankası verileriniz kötü, borçlarınız kötü. Bu koşullar içerisinde sizinle bir swap anlaşması yapamayıza getiriyor işi. Bizim en büyük beklentimiz Amerika ile bir swap kanalının açılmasıydı ya da Avrupa ülkeleriyle bir swap kanalının açılmasıydı. Bunun da olmayacağını artık çok net bir şekilde görmeye başladık bu açıklamalarla birlikte. Somut da bir şey yok zaten. Öbür taraftan yine Fed yetkilisi şunu söylüyor. Swap yapmayız ama istiyorsanız yüksek faizle gecelik repo'dan borçlanabilirsiniz zaman zaman diyor. Bu da korkunç bir faiz ortamı demek. Türkiye'nin faiz giderlerinin daha da artması, bütçeyle ilgili sıkıntıların daha da büyümesi demek. Gecelik repo ile ilgili dolar talebinde bulunduğunuzda o doların da size verileceğinin garantisi yok. Çünkü yine adamlar verilerinize dönüp bakacaklar. Niye? Aldığınız borcu geri ödemenizle ilgili sıkıntı var mı yok mu? Özel sektör bankalarına olan borçlarınız, yurt dışı finans kurumlarına olan borçlarınızı daha ödememişsiniz. Bu borçları geri çevirmemişsiniz. Onları bile yapılandırmaya çalışıyorsunuz. Bu koşullar içerisinde yeni bir borç kanalının açılması çok mümkün değil gibi görünüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin iyiden iyiye paraya sıkıştığını, özellikle dövize sıkıştığını görüyoruz. Dövize sıkıştığınız zaman bir takım döviz giderleriniz var. Bunları ödemeniz lazım. Nedir onlar? İşte petrol alıyorsunuz, doğalgaz alıyorsunuz. Bunları dövizle ödüyorsunuz. İthal ediyorsunuz ürünleri. İthal ettiğiniz ürünlere dövizle ödeme yapmak zorundasınız. Bir başka tevatür, yine tırnak içerisinde tevatür olduğunu söylüyorum. Çünkü ispatlama şansım yok. Ama bu ciddi bir söylenti ve bu söylenti hızla yayılmaya devam ediyor. Özel bankaların zorunlu karşılıklarının bile harcandığı, dolara, dövize baskı yapmak için kullanıldığı söyleniyor. Görünen o ki Merkez Bankası'nın zorunlu karşılıkları bile yarın öbür gün geriye ödemesiyle ilgili ciddi sıkıntılar yaşanabilir. Bu koşullar içerisinde siz doları nasıl tutacaksınız? Merkez Bankası'nın cebinde parası kalmamış, rezervleri iyiden iyiye erimiş, kamu bankaları çok zor durumda, yurt dışından kaynak bulamıyorsunuz, yabancı sermaye, özellikle sıcak para çok hızlı bir şekilde yurt dışına kaçıyor. Bu ortamda siz dövizi belli bir seviyede tutmaya çalışıyorsunuz. Mümkün değil arkadaşlar. Sizlere verdiğimiz, daha önceki videolarımızda söylediğimiz 7-60 hedefi kademeli bir durum için geçerliydi. Olağanüstü olmayan bir durum için geçerliydi. Bu koşullar iyi
iyiden iyiye ortaya çıkmaya başlarsa, iyiden iyiye gündeme gelmeye başlarsa emin olun yabancı para çıkışı daha da hızlanacak. Dolara olan talep daha da artacak. Kısa vadeli borçların ödenebilmesi için yine dövize olan talep daha da artacak ve büyük ihtimalle bu taleplerin tamamı doların yukarıya çıkışını iyiden iyiye körükleyecek. Bunun üstüne bir de cari açık problemini koyarsanız, turizm gelirlerinin ve işçi döviz gelirlerinin tamamen durma noktasını koyarsanız işin içinden çıkılamaz bir hal alıyor arkadaşlar. 7.60 seviyesi bile komik bir seviye olarak kalabilir dolarda. Gram altına gelirsek, altının onsunun yükselmesi, doların kontrolsüzce yükselmesiyle birlikte gram altındaki bu seviyeler, yani 395, 390, 388 seviyeleri satış fırsatından çok sadece alım için bir fırsat gibi görünüyor. Zaman zaman, yakın zaman içerisinde küçük gevşemeler yaşansa da büyük ihtimalle gram altında da büyük bir patlamayla karşı karşıya kalacağız ve yakın zaman içerisinde belki 500 liraların bile üzerinde bir gram altın fiyatıyla karşılaşacağız. Bu videomun da sonuna geldim. Yeni videomda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Eğer ki videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Ayrıca katıl butonuna basarak kanalımıza destek olabilirsiniz. Instagram'dan da bizi takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.